kendi doğuştan yapısında oluşmuş olan anomalilerde doğuştan gelen anomalilerdir. Rahim yurt dışında bikornis, yani çift rahim anomalisi tanısı konmuş, yanlışlıkla bu tanı konmuş olan yazışmak suretiyle başvurduğunda Türkiye'ye, ülkemize davet ettik. Önce embriyolarını dondurduk ve daha sonrasında hastane bulgularında da bikornis, yani çift rahim aslında şüphesi fark ettik. Ve hastanın tam rahim içerisine önce ameliyatta miyomunu rahim içerisine zarar vermeden çıkarttık. Ve daha sonrasında da burada ortada septumu, yani perdeyi görüyoruz. Daha önce tespit edilmemiş olan, burada Türkiye'de, Kayseri'de tespit ettiğimiz, burada rahim boşluğunun sağını, rahim boşluğunun solunu görüyoruz ve ortadaki perdeyi görüyoruz. Uçlu rezektoskopla, operatif histeroskopi dediğimiz kapalı ameliyatla da bu perdeyi açmak suretiyle rahim bütünlüğünü sağlamış olduk bu hastamızda. Evet, histeroskopi. Bu hastamız Fransa'da yaşayan Fransız vatandaşı bir hasta. Bizim daha önceden Fransa'da yaşayan Türk hastalarımızın bir aile, bize hastalarımızdan bir aile, aynı aileden 3 kişi gelip bize tedavi olmuş ve gebe kalmışlardı. Bir tanesi ikiz, diğer ikisi tekil gebelik olmuş ve doğumlarını yapmışlar. Ve bu aileyi tanıyorlar, bu aileye bizi tavsiye etmişler. Aile de bizi araştırmış ve WhatsApp yoluyla bize ulaştı. Birkaç ay aslında yazıştık, belli bir güveni sağlayıncaya kadar. Daha sonrasında kendileri telefonla da iletişim kurduk. Sonuçlarını yolladılar, onlara baktık. Fakat geldiklerinde gördük ki 15 yıldır evli olan ve 3 kez daha önceden transfer yapılmış tüp bebek tedavisi görmüş hastanın orada konulmuş olan bikornis uterus, yani çift rahim, tamamen birbirinden ayrı iki rahim görüntüsü saptanmış. Fakat bizim burada yaptığımız incelemelerde hem rahim içerisini yoğun bir şekilde kapatan submüköz miyom dediğimiz rahim içerisinde yerleşmiş bir miyomunun olduğunu, aynı zamanda da bikornis değil de septum dediğimiz rahim içerisinde perde, düzeltilebilir bir perde olduğunu fark ettik. Bunu ince kesit MR'lar almak suretiyle teyit ettik. Bu anlamda radyoloji departmanının destekleri için çok teşekkür ederim Mustafa Hocam ve Emin Hocam'a da. Daha sonrasında ameliyat planlamalarını yaptık. Miyom ameliyatı yaptık hastamıza ve miyomunu tamamen rahim içerisinde hiçbir zarar vermeden çıkarttık ve aynı seansta yine endoskopik yöntemle histeroskopi ameliyatı yaparak septumunu, yani perdesini tamamen açtık ve rahimini olması gereken tüm özelliklere kavuşturduk. Bu hastamızın bu işlemden, bu ameliyattan yaklaşık 20 gün önce yumurta toplama ve dondurma, embriyo dondurma işlemlerini gerçekleştirdik. Nedeni de şu: çünkü hastamız 38 yaşında, embriyo transferini yaklaşık bir 6 ay sonra yapabilmek mümkün oluyor miyom ameliyatlarından sonra, bu tür ameliyatlardan sonra. Dolayısıyla rahimin o dinlenme sürecinde hastanın yaşının daha da ilerlememesini ve embriyo yumurta kalitelerinin ve embriyo kalitelerinin daha da bozulmamasını sağlamak ve rezervi düşük hastanın menopoza girme riskini almamak adına embriyolarını zaten dondurduk. Şu anda bizde 2 tane çok iyi kalitede embriyosu var. Rahimde normal şekilde döndürdüğümüz için 6 ay sonra hazırlık için gelecekler ve rahim içini hazırladıktan sonra embriyo transferini gerçekleştireceğiz. İnşallah kendilerini Fransa'ya bebekleriyle uğurlayacağız, öyle umuyoruz, öyle diliyoruz. Tabii yani daha önce birazcık aslında orada konulan farklı tanı nedeniyle rahimde düzeltilemeyen bir anomali olduğu düşünülmüş. Bir konu rahimler düzeltilemez. Yani iki farklı rahim vardır. İki farklı rahim vardır. İki bölme değil de iki farklı rahim vardır.
bizim burada koyduğumuz tanı düzeltilebilir bir rahim anomalisi olduğu yönündeydi. Ve miyomunu saptadık. Aynı zamanda rahimin içerisini neredeyse tamamen dolduran bir miyomunu saptadık. Hem miyomunu temizleyip hem de septumunu, yani perdesini ortadan kaldırdığımız ve rahimi olması gereken, rahim boşluğunu olması gereken özellikleri kavuşturduğumuz için inşallah çok daha iyi sonuçlar olacağını umut ediyorum.